O şoku atlatmam çok uzun zaman almıştı. Kabul etmekte zorlanmıştım. Ölümü bir türlü ona konduramıyordum. Bildiğimiz tek şey, Anup'un cephede düşmanla savaşırken kahramanca canını feda ettiğiydi. Bulunduğu zaman cesedi tanınmaz haldeydi. Üstündeki üniformadan başka o olduğunu kanıtlayan bir şey yoktu. Anup dediler. Devlet kahramanlığını unutmadı. Kahramanlığını ödüllendirdi. Diğer kahramanlar gibi ona da madalya verdiler. Büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Sivil, asker, binlerce insan katıldı. Hepimiz gururluyduk. Ailemizden bir insan, bizden biri, ülkesinin savunması için canını vermekten çekinmemişti. Ama üzgündük. Canımızdan bir parça göçüp gitmişti. Ama bugün Anup'u bulduk. Bu bize Yüce Tanrı'nın bir hediyesi. Herkesin öldüğünü sandığı kahraman asker Anup, biricik oğlum yaşıyor. Bu aile onu son bir kez olsun görmemişti. Vedalaşmadan uğurlamak zorunda kalmıştık. Tek yapabildiğimiz onun için dua etmekti. Bugün Anup'u bulduk. Minu, Anup'u bulduk canım. Ailemiz eskisi gibi bir bütün olacak. Çok uzun bir zaman oğlum olmadan yaşadım. Ama artık bekleyemem. Oğlumu görüp onu bağrıma basmam gerek. Yoksa asla rahat edemem, bunu biliyorum. Onu hemen görmek istiyorum. Hazırlanın. Hep beraber Delhi'ye gidiyoruz. Hemen yola çıkacağım. Mahi, sen de bizimle geliyorsun. Shiv orada tek başına. Bize mutlaka ihtiyacı olacaktır. Ben hemen biletleri halledeyim. Ben de Anand ile valizleri hazırlayayım. Mahi, ne düşünüyorsun canım? Biliyorsun anne. Küçükken ne zaman babamı özlediğimi hissetsem hemen amcama koşardım. Ya da büyük babama sarılır özlemimi gidermeye çalışırdım. Ama bir şeyi hep bilirdim anne. Senin ne kadar yalnız olduğunu. Çektiğin acıyı ben de hissederdim. Gözlerine baktığımda o acıyı görürdüm. Ne zaman biri bunu hatırlatsa, senin dul olduğunu söylese, yaşadığın acıyı ben de hissederdim. Ama sen her zaman kendini tuttun. Çok mutluyum anne. Sonunda babama kavuştuğumuz için. Ama en çok senin adına mutluyum anne. Çünkü sen kaybettiğin o mutluluğu geri alacaksın. Mono oyuncağımı kırdı. Ama ben özür işittim. Seninle konuşmuyorum anne. Mono'yla da bir daha oynamayacağım. Aptal değilim ben. Sensin yenge. Anlamadım sanma. Git buradan. Ben kimseyle konuşmak istemiyorum. Yapma yenge. Gıdıklanıyorum. Yapmasana. Manu yerine ben senden özür diliyorum. Lütfen. Affet bizi, olur mu? Dinle. Yarın Manu'nun kırdığı oyuncağın aynısını alırım. Olur mu? Gerçekten mi yenge? Gerçekten. Fakat öncelikle yapman gereken bir şey var. Nedir o? Annene gidip ondan özür dilemen gerekiyor. Çok üzüldün Nandu. Ben de çok üzüldüm.
Benim bir suçum yoktu. Ama annem beni azarladı. Suçlu olduğun zamanlar da oldu. Ama annen birçoğunda seni hiç azarlamadı, öyle değil mi? Babanın kulağına gitmesin diye sessiz kalmayı seçti. Haksız mıyım? Haklısın. O halde gidip özür dileyeceksin, değil mi? Evet, ama önce odamı toplayayım yenge, yoksa yine azarlar. Anne, anne, ben de şimdi sana gelecektim özür dilemek için. Anne, seni bir daha hiç üzmeyeceğim. Söz veriyorum, senden özür dilerim. Baban eve dönünce söylerim. Sana yeni bir oyuncak alır. Kırılan oyuncağının aynısını. Üzülmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Harika, o halde iki oyuncağım olacak. Yengem de bana söz verdi. Yarın aynısından alacağını söyledi. Böylece birini Manu'ya verebilirim. Aferin sana. Ah! Manu aşağıda yalnız olmalı. Ben gidip onunla oynayayım. Nandu'yu nasıl bu kadar kolay ikna ettin merak ediyorum. Çünkü bana kalsaydı hiçbir şey yoluna girmez. Hatta daha kötü olabilirdi. Ben bir şey yapmadım abla. Sadece çocuklarla anlaşabilmek için biraz çocuk olmak gerek. O zaman kolay anlaşabiliyoruz. Sen de Anandi gibisin Ganga. O da her şeyi böyle ele alır, sakin kafayla düşünür ve durumun kötüleşmesine izin vermeden çözüm üretir. Sen de tıpkı onun gibisin. Bir şey söyleyebilir miyim? Nandu'ya bir daha bağırma lütfen, olur mu? Bu şart olsa bile başkalarının önünde yapma. O artık büyüyor, bu yüzden alınıyor. Hatalıysa eğer bunu sakin bir dille anlatmaya çalış, olur mu? O akıllı bir çocuk, anlatırsan anlayacaktır. Ne giyeceğine karar veremedin mi hala canım? Biliyorsun, birazdan Delhi yolunda olacağız. Ne yapmam gerek bilmiyorum. Sence ne giymeliyim? 25 yıl sonra onu yeniden görmüş olacağım. Aslında ne giymem gerektiğini biliyorum. Her zaman giyinmemi istediği şeyleri. Bunu bana her zaman söylerdi. Bana en çok portakal rengi ve pembenin yakıştığını söylerdi. Ama abla, şu an bu ne kadar doğru bilmiyorum. O renkler yakışık alır mı? Anup bizden ayrıldığından beri hayat benim için durmuş gibiydi. Aradan uzun yıllar geçti. Ben de yaşlandım artık. Yani bu yaşta öyle şeyler giyersem bu beni nasıl gösterir bilmiyorum. Bir yanım bana bunu yapma diyor. Her zaman olduğu gibi sade giyinmemi söylüyor. Ama öteki yanım aksini söylüyor. Bana en şık kıyafetlerimi giymemi, takıp takıştırmamı söylüyor. Bu o kadar zor bir şey ki ne yapmam gerek bilmiyorum. Minu, şu an aklından geçenleri hayal etmen bile imkansız canım. Ama bir şeyi iyi biliyorum. Sen bugün ne giyersen giy, Anup sana sevgi dolu gözlerle bakacaktır. İnan bana. Her zaman yaptığı gibi. Sonunda babanla tanışacaksın Şifraş. Fakat bir şey unutmaman çok önemli. Hafızası tamamen yitik. Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyor ne yazık ki. Bunu aklından çıkarma.
Ben seni tanıyorum evlat. Biraz evvel koridorda karşılaşmıştık değil mi? Oturmama izin var mı? Az önce bana beni tanıdığınızı söylediniz. Şimdi size adımı söyleyeyim. Siz de bana ne hatırladığınızı söyleyin. Benim adım Şivraj Şekar. Büyük babamın adı Prem Kişor Şekar. Babamın adı Alok Şekar. Annemin adı ise Minakşi Şekar. Minakşi Şekar mı? Evet. Minakşi Şekar. Minki mi? Hayır. Minki değil. Minakşi. Minakşi. Minakşi senin karın. Sen de Anup'sun. Anup Şekar. Evet. Anup Şekar. Bir şey hatırlıyor musun? Ben mi? Anup Şekar. Anup? Sen bir subaydın. Savaşta can vermiştin. Yani... Biz öyle olduğunu sanıyorduk. Ama belli ki biz yanılmışız. Sen Udaypurlusun. Ailen de Udaypur'da yaşıyor. Bir şey hatırlıyor musun? Herhangi bir şey. Minakşi adını duyar duymaz öyle bir tepki verdi ki bir an için her şeyi hatırladığını düşündüm ama hayır, hatırladığı bir şey yok sanki. Sonra öylesine boş gözlerle baktı ki bana, bir şey bilmiyormuş gibi. Kimseyi hatırlamıyor, hiç kimseyi. Olumlu düşünmeye çalış Şiv. Umudunu yitirmek bize zarar verir. Bir şey hatırlamadığını biliyorsun. Bunu sen söyledin. Ama merak etme. Yavaş yavaş her şeyi hatırlayacaktır. Alo? Alo Şiv? Bir saniye. Sana. Alo? Babacım Minu ve Mahi şu anda havaalanı yolundalar. Delhi'ye geliyorlar. Doğrudan ordu karargahına gelecekler. Tamam. Ben de bunu diliyordum zaten. Aileden birilerinin burada olması iyi olacak. Anup'la konuştun mu? Hem evet. Hem hayır. Tek taraflı bir görüşme oldu. Beni tanıyamadı. Aslında hiç kimseyi tanıyamadı. Bir şey bilmiyorum.
Ailesi hakkında bir şey hatırlamıyorum. Hiç kimseyi tanıyamadı. Geçmişi tamamen unutmuş gibi. Merak etme evladım. Anup'u bulduk ya. Çok yakında her şeyi hatırlıyor olacaktır. Haklısın baba. Ben artık kapatıyorum. Yarın sabah erkenden yola çıkarız Bayron. Sen arabayı iyice kontrol et ama yolda yine bozulmasın. Tamam anne, merak etme. Sabah bu süveteri giyersin babaanne. Bu şalı da yanına almayı unutma, olur mu? Bu önemli, yoksa üşütebilirsin. Biliyorsun sabahları hava buz gibi. Arabanın içindeyken çok daha soğuk. Şuraya bak. Ben de birazdan gidip süveteri hazır etmeyi düşünüyordum. Sen erken davrandın. Bu kız aklımı okuyor sanki. Ne yapacağımı benden iyi biliyor. Berhudaro. Anne, ben her şeyi hazırladım. Sefer taslarına yemek ve tatlı koydum. Eğer dönerken Anandi'ye uğrayacak olursanız bunları ona verirsiniz. Uğrayacak olursanız da laf mı? Buna çoktan karar verildi zaten. Natvara'dan dönerken ona mutlaka uğrayacağız. Dün Natvara'ya gideceğimizi söylediğinde karar vermiştim. Aklımdan geçen ilk şey Anandi'yi ziyaret etmekti. Onu görmek çok güzel olacak. Ben uğrayacağımızı haber vereyim anne. Hayır hayır. Sakın haber verme. Bu sürpriz olsun istiyorum oğlum ha. Yüzündeki şaşkınlığı görmek istiyorum. Önceden haber verirsek bizi bekliyor olur. Sakın bir şey söyleme. Ailen seni görmeye geldi. Onları tanıyabildin mi? Oğlum. Anup. Anup. Ben senin babanım oğlum. Babanı unuttuğunu söyleme bana. Lütfen. Ha?
Minakşi. Senin karınım. Kocam beni tanımadı Şef. O her şeyi unutmuş. Ağlama anne. Cesaretini yitirme. Sabırlı ol. Biz yanındayız. O da her şeyi hatırlayacak. Hepimizi tanıyacak. Efendim? Ailesi mi? Evet efendim. Onu teşhis ettiler efendim. O adam Anup Şekar. Beyefendi babası olur. Evet, merhaba. Hanımefendi karısı ve oğulları Bay Shiv ve Mahi. Buna sevindim. İyi ki geldiniz. Sayenizde Bay Anup'un kimliğini teyit etmiş olduk. Resmi teyit için bize bazı evrak vermeniz mümkün mü acaba? Kanıt niteliğinde evrak. Herhangi bir şey. Buyurun. Bu bizim düğün fotoğrafımız. Bu pasaportu ve asker kimliği. Bir şey hatırlıyor musun? Bakın efendim. Ben 25 yıldır kocasından uzak olan bir eşim. Yaşadığından bile haberim yoktu. Yani sizce bu yeterli değil mi efendim? Başka ne tür bir kanıta ihtiyacınız olabilir? Lütfen izin verin onu... Onu eve götürelim lütfen. Bakın... Emekli bir subay olarak bize bir ayrıcalık tanımanızı istemeyeceğim. Bunu yapamam fakat beni bir baba, sıradan bir aile reisi gibi düşünün. Hayatının yarısı böyle geçmek zorunda kalmış bir adam. Oğlunun öldüğünü sanarak. Demem o ki bu 25 yıl boyunca onu ne kadar özlediğimi zannederim takdir edersiniz. Tek dileğim, ne kadar yaşarım bilmem ama bunu oğlumla geçirmek isterim. Lütfen. Hissettiklerinizi çok iyi anlıyorum. Neticede, asker de olsak, biz de önce insanız. Ne var ki, siz de eski bir asker olarak yetkilerimizin sınırlı olduğunu anlıyorsunuzdur. Sizden ricam burada görevimizi yapmaya çalıştığımızın bilincinde olmanızdır. Bay Anup'u sizinle eve yollayabilmem için öncelikle Savunma Bakanlığı'ndan izinler almam gerekir. İzin almak için de önce detaylı bir rapor sunmak zorundayım. Bay Anup bir DNA testi yaptırmak zorunda. Öncelikle kimliğinin tıbben ispatlanması gerekiyor. Ayrıca başka formaliteler de var. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Bir babanın oğlunu eve götürebilmesi için DNA testiyle babalığını ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Bir baba olarak oğlunu teşhis etmesi, bunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde dile getirmesi yeterli değil midir? Büyük baba. Peki ne kadar beklemek zorundayız? Onu ne zaman eve götürebiliriz? Bu 2 veya 3 ay sürebilir. Anup'un sonuçları çıktı.
İç organlarında hasar oluşmuş. Daha da önemlisi, kendisine sağlıklı düşünmesini engelleyecek bazı ilaçlar verildiğini belirledik. Doktor, bu hanım Anup'un karısı. Bayan Minakşi Anup Şekar. Memnun oldum. Varlığınız Anup'un iyileşmesine yardımcı olabilir. Birlikte birçok hatıranız vardır. Bunları kullanarak ona geçmişini hatırlatmayı deneyebiliriz. Bunu denedik doktor. Ama o... Bu zaman alacaktır. Hemen bir sonuç almayı beklemek gerçekçi olmaz. Ama mutlaka denemeye devam etmek zorundayız. Savaşlar hiç olmasa keşke. Hangi ülke olduğu önemli değil. Asker veya sivil, acı herkes için aynı acı. O halde... Neden savaşıyoruz? Tanrı'nın yarattığı varlıklar içinde insanoğlu en üstüne olarak kabul ediliyor, öyle değil mi? O halde neden sürekli birbirimizi öldürmek için uğraşıyoruz ki? Gerçekten en üstün varlık bizsek nasıl böyle bir hataya düşeriz? Neden herkesin bir insan evladı olduğunu unutuyoruz ki? Bunu kabul ediyorum. Savaş asla çözüm değil. Hiçbir şey için çare değil. Ama bunu hep yapıyoruz. Suçlu kim olursa olsun. Savaş çıktığı zaman bunun bedelini hepimiz birlikte ödüyoruz. Sınırda görevli bir asker, sıradan insanlar için canını dişine takıp savaşıyor. Onlar için can veriyor. Biri neden görev uğruna hayatından vazgeçmek zorunda kalsın baba? Neden birbirimizin canını almak için uğraşıyoruz? Neden hep bir arada barış içinde yaşayamıyoruz baba? Niye herkes ailesinin yanında mutlu mesut yaşayamıyor? Bu herkesin hakkı değil mi baba? Birbirimize dost olamıyoruz diye düşman olmak zorunda mıyız biz? Maalesef. Çünkü herkes senin gibi düşünmüyor. Birini incitmeden önce ona sebep olacağımız acının bilincinde olabilsek o zaman savaş olmazdı. Ama bu mümkün oluncaya kadar bu ülkeye Anup gibi adamlara ihtiyaç duymaya devam edecek. Sil artık gözyaşlarını. 25 yıl boyunca yeterince ağladın. Artık gözyaşı dökmek yok. Bundan sonra yüzün sadece gülmek zorunda. Çünkü babam geri döndü. Evet, o geri döndü Şif. Ama benim yanımda değil hala. O hiçbir şeyi hatırlamıyor. Beni de kendini de hatırlamıyor. Ne zaman ki bir gün seni tanır, sonra bana döner. Yüzünde bir gülümsemeyle bana sarılır. İşte o gün benim gözyaşlarım sonsuza kadar dinecek. Ama ben o güne kadar gözyaşı dökmeye devam edeceğim. Çünkü onun gözünde hiç tanımadığı biri olmayı sürdüreceğim. Ben ona ne olduğunu hiç bilmiyorum. Anlamakta zorlanıyorum. Yüzü ne gülüyor ne ağlıyor. Onu bir kere daha kaybetmekten çok korkuyorum. Şiv DNA sonuçları belli olduğunda arayıp haber vereceğini söylemişti. Ben bir süre daha beklememiz iyi olur diyorum. Aramak için acele etmemeliyiz. Ne diyorsun Alok? Haklısın. Babaanne? Baba?
Nasılsın? İyi olmasan bile seni gördüm ya, mutlaka iyi olurdum. Ama iyiyim canım. Sen nasılsın baba? İyiyim kızım. İyi günler, hoş geldiniz. Ayakta kalmayın. Sizleri görmek öyle güzel ki, iyi ki geldiniz. Ama geleceğinizden haberimiz yoktu. En azından telefon edip söyleyebilirdiniz. Arayıp söyleseydim, o zaman yüzündeki bu mutluluğu göremezdim ki. Bundan mahrum mu kalsaydım? Babaanne, baba. Nasılsın babaanne? İyi olmasan bile seni gördüm ya, mutlaka iyi olurdum ama iyiyim canım. Sen nasılsın baba? İyiyim kızım. İyi günler, hoş geldiniz. Ayakta kalmayın, oturun. Buyurun lütfen. Sizleri görmek öyle güzel ki. İyi ki geldiniz. Ama geleceğinizden haberimiz yoktu. En azından telefon edip söyleyebilirdiniz. Arayıp söyleseydim, o zaman yüzündeki bu mutluluğu göremezdim ki. Bundan mahrum mu kalsaydım? Hem ben misafir değilim ki geleceğimi önceden haber vereyim. Çok haklısınız hanımefendi. Ne zaman isterseniz, burası sizin eviniz. Kapımız her zaman açıktır. Başımızın üstünde yeriniz var. Aslında bir iş için Natvara'ya gidiyorduk. Geçerken uğrayıp sizi de ziyaret etmek istedim. Ah, teşekkür ederiz. Önce hediyelerimizi takdim edelim. Buyurun. Bu arada ev niçin bu kadar sessiz? Şiv oğlum iştedir, bunu biliyorum. Diğerleri nerede? Bir yere mi gittiler? Evet, Cayper. Dalye. Şey babaanne, önemli bir iş için Cayper'a gittiler. Ama önce Dalye'ye uğramaları gerekti. O yüzden Dalye dedim ben. Evet. Alo? Baba, DNA testinin raporu hazır. Tıbben bizim ailemizin üyesi olduğu kesinleşti artık. Seni daha sonra arayacağım. Kesinleşti Ira. DNA testi sonucu pozitif çıktı. Ah, gerçekten mi? Anup'a sonunda tekrar kavuştuk. Tanrım, sana şükürler olsun. Anup senin küçük kardeşin değil mi? Şevin amcası yaşıyor demek, öyle mi? Evet. Bunu biz de dün öğrendik. Küçük kardeşim yaşıyormuş. Hanımefendi, Anup Şevin amcası değil. Şiv, Anup'un oğludur. Anup ve Minu'nun ilk çocuğudur. Biz sizi ailemiz kabul ediyoruz. Bu yüzden iki aile arasında hiçbir sır olmamalı. Hakikat budur. Ben gidip çayı getireyim. Siz hasret giderin. Ben hemen dönerim. Annem gerçeği söyledi babaanne. Şevi o değil.
Minu yengem dünyaya getirmiş. Birkaç gün önce hep birlikte bir hastaneye gitmiştik. Öncelikle istediğiniz zaman Udaipur'a geri dönebilirsiniz artık. Bu konuda tercih sizin. DNA testi sonuçları şüpheye yer bırakmıyor. O sizin ailenizin bir üyesi ve bir ordu mensubu. Bu konuyla ilgili araştırma ve soruşturmamız devam ederken, onurunuz edilecek hiçbir şeye izin vermeyeceğimizden emin olun. Dahası ben de burada olacağım. Yetkililer tahliyesi için gerekli emri çıkartana kadar onunla ben ilgileneceğim. Onu burada bırakmayı düşünemem ben. Bunu hayal bile edemem. Evet Rajiv, aslında hepimiz aynı fikirdeyiz. Onu burada bırakmayı, eve Anup'suz dönmeyi düşünemeyiz bile. Sizi anlıyorum efendim. Ama Anup'un bırakılmasının tamamen kesinleştiği bu aşamadan sonra burada kalmanızın hiçbir anlamı yok. Ama hala burada kalmak istiyorsanız o zaman Şevin de burada kalması gerekir. Benim düşüncem bu. Şiv abimin bir sürü sorumluluğu var. Onun burada kalması mümkün değil. Ben kalırım. Hayır Mahi. Burada kalmak sorun değil benim için. Kullanmadığım birçok iznim var. Bunları değerlendirebilirim. Benim kalmam daha doğru olur Mahi. Ben sözümü söyledim. Bir saniye. Bana kalırsa burada Şiv ve Mahi kalma. İkisi de Anup'a iyi bakacak kadar aklı başında insanlar. Minu, sen benimle geri dön canım. Yapılacak bir sürü hazırlığımız var. Anup eve döndüğünde karşılamak için. Sen öyle diyorsan tamamdır babacığım. Buna itirazım yok. Ama geri dönmeden önce onu bir kez daha görebilir miyim? Şiv zaten Delhi'deydi. Diğerleri de dün apar topar Delhi'ye gitti. Sonuçlar şüpheye yer bırakmıyor. O bu aileden biri. Paşa değil, Anup. Şu işe bak. Hatırlıyorsundur. Geçen gün bizim aracın önünde belirmişti. Onu sonra mabette görmüştük. Yemek almaya gelmişti. Günlerce bizim hastanemizde kaldı. Tedavisini Jagdish ve Ganga yapmıştı. Onlar da kendilerine yakın hissetmişlerdi. Şimdi öğreniyoruz ki o Şiv'in babasıymış. Hayat gerçekten ne kadar da garip. Hayat bir muamma. Güzel olduğu kadar akıl, sır, erdiremediğimiz birçok şey yaşatıyor. Ben çok sevindim. Mutlu oldum. Kim bilir geçmişte neler çekti. Bundan sonra her şey yoluna girecektir. Bu ailenin sonsuz sevgisi onun için her şeyi değiştirecektir. Ama bu aile için birçok şey değişmek zorunda kalacak. Biliyorum babaanne. Tanrı'dan tek dileğim odur ki her ne olacaksa bu ailenin iyiliğine olsun. Herkese mutluluk getirsin. Şiv hakkındaki gerçek açığa çıktıktan sonra bu aile güçlü olup ayakta kalmayı bildi. Dileğim odur ki bu hep böyle devam eder. Başka bir şey istemiyorum. Umudunu ve inancını koru. Sen elinden geleni yap. Bu senin sorumluluğun kızım. Bu ailenin dirliği, beraberliği, her zaman tek yürek olmaları çok önemli kızım. Her zaman yaptığın gibi sen elinden geleni yap. Tahmin ederim ki bundan en çok etkilenen biricik kayınvaliden olmuştur. Onunla konuşmayı çok isterim.
Gelmekteki amacım seni huzursuz etmek değil. Sana yemek getirdim. Ben istemiyorum. Sevdiğin şeyleri getirdim. Bringal ve sarımsak turşusu. Bringal mi dedin? Sarımsak turşusu mu? Yemek ister misin? Ha? Hayır, afiyet olsun. Tadına bak o zaman. Hı? Hadi. Az önce her şeyi etraflıca anlattı. Duygularını anlayabiliyorum. Birçok şeye dayanmak zorunda kaldığını görebiliyorum. Gerçeği öğrendikten sonra bile kabullenmen zor olmuştur. Kalbin Şiv'in seni doğurmadığını kabul etmekte direnmiştir. Sana bir şey anlatmak istiyorum. Bütün dünya Krishna'yı Devaki'nin dünyaya getirdiğine inanır ama bu doğru değildir. Çünkü bu Devaki değil, Yashoda'dır. Krishna'yı dünyaya getiren odur. Bunu biliyorum. Ama Yashoda ve Devaki aynı çatı altında yaşamıyordu. Öyle olsaydı, o zaman bu hikaye farklı olurdu. Keza Krishna içinde. Ben buna katılmıyorum. Bence bir şey değişmezdi. Sana bir şey anlatayım. Uzun yıllar önce yaşanmış bir şey bu. Yengem ölmeden bana büyütmem için yeni doğmuş bir bebek emanet etmişti. Benden ant aldı. Çocuk babasının kim olduğunu hiçbir zaman bilmeyecekti. Kimden bahsediyorsun? Büyük oğlum Basant'tan. Onu bu dünyaya getiren kadın ben değilim canım. Ama onu büyüten, ona annelik yapan benim. O da beni annesi kabul eder. Bir gün gerçeği öğrenirse benden uzaklaşacağını, bana anne demekten vazgeçeceğini düşünürdüm hep. Ama bu hiç olmadı. Bu korkum asla gerçeğe dönüşmedi. Çünkü bir gün Basant hakkındaki bütün gerçeği öğrendi. Ama bana anne demekten asla vazgeçmedi. Beni sevmeye devam etti. Sevgisinde bir eksilme olmadı. Babasının hala hayatta olduğunu bilmesine rağmen değişmedi. Demek istediğim, ben Basant'ın ikinci annesiyim aslında. Ben bir şeyi çok iyi biliyorum. Gerçek annesi benimle aynı çatı altında yaşamaya başlasa, Basant'a yaptığım anneliğe ortak olsa da, bana olan sevgisi bitmeyecekti hiçbir zaman. Beni eskisi gibi sevmeye devam edecekti. Kabul ediyorum, bir canı 9 ay boyunca karnında taşımak, onu kanınla canınla beslemek, sonra da dünyaya getirmek tabii ki çok önemlidir. Fakat bir bebeğin açlığını ona süt annelik yaparak gidermek, onu sevgiyle büyütüp hayata hazırlamak, değerlerimizi öğretmek, İyi bir insan olması için uğraş vermek, bunlar da önemlidir. Emin ol ki çocuklar da bunu çok iyi biliyorlar. Genelde hiç dile getirmeseler bile. Yani kurtul bu korkundan, kendine haksızlık etme. Şiv hala senin çocuğun. O seni her şeyden çok seviyor.
Sen de onun üzerinde her hakka sahipsin. Tıpkı bütün bunları öğrenmeden önce olduğu gibi. Gerçekten. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Gözlerimin açılmasını sağlayıp beni bu korkudan kurtardığınız için. Aksi halde eşi benden hiçbir zaman uzaklaşmasa bile korkum yüzünden ondan uzaklaşmak zorunda kalabilirdim. Ama bu asla artık olmayacak. Hem biliyor musun? Bir anne istese bile evladına sırtını dönemez. Ben artık gideyim. Oldu mu şimdi bu? Ne yapıyorsun canım? Lütfen İra. Hanımefendi, annem bugün yaşıyor olsaydı eminim o da aynı şeyleri söylerdi. Bana herkesin günlerce uğraşıp açıklamaya çalıştıkları şeyleri siz bana birkaç dakikada anlattınız. Tanrı seni korusun kızım. Şimdi bana müsaade. Hemen yola çıkmazsak Cesar'a gece yarısından önce dönemeyeceğiz. Tamam, hadi. Bunun için hep duacı olacağım. Dileğim odur ki Şev'in babasının bunca zaman sonra geri dönmüş olması, Şev'in ne kimliğinin ne de ailesine olan sevgisinin değişmesine sebep olmaz. Bu artık her şeyden önemli. Tanrı o ailenin birliğini ve dirliğini ebediyete kadar muhafaza etsin. Tamam Lale, 10 dakikaya orada olurum. Sen her şeyi hazırla. Geç kalmam, tamam mı? Peki, görüşürüz. Aa, ne zaman döndünüz? Yolculuk nasıldı? Anandil'in evinde her şey yolunda mı? Evet, orada her şey yolunda oğlum. Ama sen nereye böyle? Daha yeni geldin. Acil bir hasta var babaanne. Gitmem lazım. Ama yemeğe kadar dönmüş olurum. Hoşça kalın. Arabanın anahtarlarını yukarıda unutmuşum Ganga. Bir zahmet sen getirir misin lütfen? Ganga, biraz çabuk, acelem var. Neyse boş ver, ben kendim alırım. Ganga'nın nesi var acaba? Basamakları çok ağır çıkıyordu. Babacığım. Zannederim Şiv arayıp haber vermiştir. DNA. DNA raporu. Anup'un kimliğini teyit etti. Artık ordunun tahliyesini beklemek zorundayız. Eminim bunda bir sakınca görmeyeceklerdir. Fakat formaliteler gereği bu biraz zaman alabilir. Onu ancak bu sürecin sonunda eve getirebiliriz. Yıllarca onsuz yaşadık. Hiçbir umudumuz yoktu. Ama şimdi biraz daha beklememiz gerekiyor. Mutlu olmaya çalışalım. Çünkü bu bir mucize. Anup'un geri dönmesi hayal bile edemeyeceğimiz bir şeydi. Ama o yakında bizimle olacak. Minu, yaşadıklarını hayal edebiliyorum. Seni çok iyi anlıyorum canım. Uzun zaman sonra Anup'la yeniden bir araya geldin. Onunla karşılaştın.
seni gördükten sonra hatırladın mı canım? Hayır abla, ne yazık ki beni hatırlamadı. Gerçek bu, beni tanımadı bile. Anup, değil bizi, kendini bile tanıyacak durumda değil. Doktorların söylediğine göre yeniden normale dönmesi biraz zaman alacak. Ne olursa olsun umudumuzu yitirmemeliyiz. Haklısın baba. Merak etme Mino, sabırlı ol. Yakında her şey yoluna girecek. Anup eve dönene kadar bekle. Ailesiyle zaman geçirirsin. O zaman her şeyi hatırlayacaktır. Mino, Tanrı'ya bin şükür olsun. Sonunda yüzünü güldürdü canım. O sadece kaybettiğim umudumu geri kazanmamı sağladı. Ama kocam beni tanımazken, eşi olduğum hakkında hiçbir şey hatırlamazken, bu sinduru alnıma hangi hakla sürebilirim? Bunu yapabilmemin tek yolu var. Anup'un karısı olduğumu hatırlaması bu ancak o zaman mümkün. Bu sinduru o beni hatırladığı zaman alnıma koyabilirim. Eve geri döndüğünde ve seni tanıdığında, seni bu hale görürse o ne hisseder yenge? O seninle olan bağını hatırlamıyor olabilir ama sen onunla olan bağını çok iyi biliyorsun yenge. Bu bağının gereğini yerine getir lütfen. Bu sindir sadece bu bağın sembolü değil. Aynı zamanda umudun sembolü yenge. Bunu sen çok iyi biliyorsun, değil mi? Biliyorum her şey yoluna girecek. Bana o kadar büyük bir mutluluk bahşettin ki, minnetimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Bu 25 yıl boyunca yaşadığım her gün çok çok zordu benim için. Bazen bir gün bile bir yıl kadar uzun gelirdi. Ama şimdi görüyorum ki bu 25 yıl aslında o kadar uzun değilmiş. Bana biraz daha dayanma gücü ver. Ver ki Tanrım onu beklerken güçlü olabileyim. Berhudar ol kızım. Tanrı kocanı sana bahşedecektir.
Döndün demek. Hastanede her şey yolunda mı? Bekle, sana çay getireyim canım. Hastanede sorun yok ama çay istemiyorum. İşim biter bitmez yukarı gel yeter. Yorgunluğumu senden iyi kimse gideremez çünkü. Bunu çok iyi biliyorsun. Geç kalma. Durum ortadayken Jagdish'le yakınlaşmam çocuk için çok riskli olabilir. Buraya kadar idare ettim. Ama Jagdish'i nasıl reddedebilirim ki? Sen kızım. Gecenin bu saati olur mu hiç? Bulaşığı yıkayacak başka zaman yok mu? Babaanne, bunlar epeydir bekliyordu. Çok tozlu oldukları dikkatimi çekti. Bir an önce yıkasam iyi olur diye düşündüm. Bu yüzden sonraya bırakmak istemedim. Üstüme iyilik, sağlık kızım. Bütün gün saçını süpürge ediyorsun zaten. Gecenin bu saati dinlenmeye çekileceğin yerde iş güç yapmaya devam ediyorsun ha? Makineye girecekleri yerleştir yeter. Kalanları yarın halledersin. Sonra git uyu biraz. Jagdish döndü değil mi? Evet, döndü babaanne. Hiç durma, git o zaman. Ganga nerede kaldı? Çok geç oldu. Jagdish uyuyakalmış olmalı. Fakat... Ya hala uyumadıysa? Üstüme iyilik, sağlık. Sen hala burada mısın? Aslında babaanne ben... Babaanne, babaanne yok. Mutfağı hemen terk ediyorsun, o kadar. Beni kapıyı kilitlemeye mecbur etme, yoksa yemin ederim yaparım bunu. Niyetin beni delirtmek mi senin? Nedir bu mutfak merakın? Buradan bir türlü çıkmak bilmiyorsun. Peki, gidiyorum babaanne. Sen affet beni. Amacım Jagdish'e haksızlık etmek değil. Ona ve bu aileye bir torun vermeyi çok istiyorum. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Bir şey hatırlıyor musun? Seni nerede tuttuklarını biliyor musun?
İkiniz nereye kayboldunuz? Evlatlık edinme başvurumun durumunu merak ediyorum. Merkez Büro'dan bir haber var mı acaba? Hayır hayır. Henüz bir haber yok Bayan Şekar. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben büroyla konuşur gereğini yaparım. En kısa sürede size bilgi vereceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim hanımefendi. Bir şey hatırlıyor musun? Seni nerede tuttuklarını biliyor musun? Senden hangi konuda bilgi almaya çalıştılar? Orada geçirdiğin süre boyunca sana nasıl davrandılar? Lütfen hatırlamaya çalışın. Dikkatinizi toplamanız çok önemli. Belki bir şeyler hatırlarsınız. Durun! Durun yeter! Lütfen üstüme gelmeyin. Ben bir şey hatırlamıyorum. Tek bildiğim... Sürekli darp edildiğimdi. Sürekli işkence... Bunun dışında bir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet anne. Babamın durumu şu an çok daha iyi. Bugün onu dışarı çıkarttık. Seni sonra ararım, tamam mı? Tamam canım, hoşça kal. Durumunun daha iyi olduğunu bilmek içimi rahatlattı. Senin için dua etmeye devam edeceğim. Dilerim en kısa zamanda hafızanı kazanırsın. Dönüşünü beklemek her gün biraz daha zorlaşıyor Anup. Babaanne çayın. Ganga canım. Ayak bileklerim biraz şiş gibi sanki. Öyle mi? Bilmem. Hastanede bütün gün ayakta olduğum için olmuştur belki. Bütün gün bir bölümden diğerine koşturuyorum. Ve dinlenmeye ayıracak zaman yok gibi bir şey. O yüzden olmalı. Ben gidip kahvaltı hazırlayayım. İkinize de iyi haberlerim var. Bakanlıktan onay geldi. Anup'un tahliyesi için hiçbir engel kalmadı. Babanız artık özgür bir adam. Sadece sergilediği kahramanlık için değil, ülkesine olan bağlılığı yüzünden hükümet onu savaş kahramanı ilan etti. Yemek istemiyorum anne. Ben aç değilim. Nandu, seninle ne konuşmuştuk biz? Lütfen inatçılık etme artık. Hadi otur yemeğini ye. Ne oldu ki kızım? Çocuk niçin yemek yemek istemiyor? Anne, okul pikniği iptal edildiği için biraz canı sıkkın. Anlatmaya çalıştım ama beni dinlemiyor. Arkadaşlarım da ben de buna heyecanla bekliyorduk. Piknikte çok iyi vakit geçirecektik ama iptal edildi. Düşündüğün gibi değil. Piknik şimdilik iptal edildi Nandu. Birkaç gün sonra ertelendi. Büyütecek hiçbir şey yok. Niçin bu kadar kızdın? Günlerdir yarınki piknik
bekliyorduk. Bana ne işte o kadar. Tamam o zaman yavrum, yarın seni pikniğe ben götürürüm, olur mu? Sadece ikimiz değil, bütün ailemiz bizimle beraber olacak. Sen nasıl götürebilirsin ki babaanne? Öğretmen değilsin ki. Öğretmen değilsem ne olmuş? Ben babaannenim. Her şeyi yapabilirim. Gerçekten mi? Aha. Peki nereye gideceğiz? Bunu biraz düşünmem gerek işte. Henüz bilmiyorum. Benim bir fikrim var. Şu Candika mabetini ziyaret edebiliriz. Oraya gidebiliriz. Ne dersin? Evet abi, güzel fikir. Bize de iyi gelir. Epeydir uzak bir yere gitmemiştik. Hep birlikte güzel bir gün geçirmiş oluruz. Dağdaki patika yoldan gidersek oraya daha rahat ulaşırız. Bu Nandu'yu da mutlu edecektir. O da bu sayede bol bol dua etmiş olur. Ben de karnımdaki yavrum için dua etmek istiyorum. Ama zorlu bir yolculuk olacağına şüphe yok. Umarım sorun çıkmaz. Gena, bu akşam bol bol yiyecek hazırlayalım. Yarın mabette hep beraber afiyetle yeriz. Hayır. Buna hiç gerek yok. Her gün sizin pişirdiklerinizi yemekten gına geldi. Ben yarın farklı şeyler tatmak istiyorum. Mabede yakın çok güzel bir lokanta var. Yarın öğlen orada yiyeceğiz, tamam mı? Siz kahvaltı hazırlayın. Erken çıkacağımız için yolda yeriz. Sen nereye gidiyorsun? Abi, oyuncaklarımı çantama koyacağım. Yarın orada oynarız. Sonra yaparsın. Önce otur yemeğini ye. Yoksa yarın bir yere gidemezsin. Babaannem yarınki geziyi iptal eder yoksa. İyi düşün. Alo. Merhaba Şeyh. Haberleri iyi büyük baba. Yarın sabah ilk uçakla oradayız. Üçümüz birlikte dönüyoruz. Bak bu gerçekten çok güzel bir haber. Şey, Anup, o nasıl oldu? Geçmişi hakkında bir şey hatırladı mı? Biliyorsun, doktorlar 3 aydır onu tedavi ediyor. Bunun bir sonucu olmalı. Hayır büyük baba. O hala hiçbir şey hatırlamıyor. Fakat artık benimle ve Mahi ile çok rahat. Onunla çok sıkı dost olduk. Peki, Minu hakkında bir şey sorduğu oluyor mu? Herhangi bir şey. Hayır büyük baba. Önemli değil. Hele eve bir dönsün. Her şeyi hatırlar nasılsa. Bizimle aynı çatı altında olması hafızasını geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Evet büyük baba. Hepimiz çaba sarf edersek eğer hafızasını mutlaka geri kazanacaktır. Tamam Şiv. Yarın nasıl olsa burada olacaksın. Bunu geldiğinde konuşuruz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu harika. Şimdi hemen hazırlıklara başlayalım. Anup yarın evde olacak. Evet. Hadi evi güzelce süsleyelim. Her holi yaptığımız gibi. Çünkü bu bir bayram. Bizim bayramımız çocuklar. Bizim mutluluğumuz. Bu da evin her köşesine yansımalı. Evet Anup eve döndüğünde ona öyle hissettirelim ki buraya ait olduğunu düşünsün. Hiçbir yabancılık çekmesin, tamam mı? Mini canım. Aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Ben de senin kadar endişeliyim fakat Tanrı'dan ümit kesilmez. Bize bu mutluluğu bahşetti ya, bunun devamı gelecektir mutlaka. Düşünsene, bu hangimizin aklına gelirdi ki? Anup'un hala yaşıyor olabileceği. Ama yaşıyor ve yarın eve dönüyor. Neyse, bunları düşünmeyi bırakalım artık. Onu karşılamak için hazırlıklara başlayalım. Çok haklısın babacığım. Evet. Hey,
oldu? Nereye gidiyorsun? Babaanne, burası biraz rahatsız, çok sarsıntılı. Eğer müsaade edersen ön tarafta oturmak istiyorum. Ben de buradan pek memnun değilim ama seni bırakıp gitmek istemedim. Başka bir şey yok değil mi? Hayır, yok bir şey. Ben iyiyim babaanne. Ama yer değiştirmek istememin bir sebebi daha var. Nedir o? Anlaşıldı. Kocanın yanında oturmak istiyorsun demek. Git o zaman. Niçin daha önce söylemedin kızım? Hey, neredesiniz? Herkes buraya gelsin. Size taze çiçekler getirdim. Her yeri süslemeye başlayın. Alıp geldiği zaman bütün ev mis gibi koksun istiyorum. Önce şu çerçeveyi halledeyim babacığım, sonra yaparım. Bana ver büyük baba. Nereyi süslemek istiyorsun? Hayır hayır, senin mutfakta tonla işin var kızım. Bizimkiler eve dönmeden önce bütün yemekler merak hazır olmalı. Merak etme büyük baba, ben hepsini hazır ederim. Yine o kadar yemek yaptık ki bir ay yesek bitiremeyiz. Hepsini gelecek misafirin tercihlerine göre yapıyor. Minu nerede? Odasını düzenliyor büyük baba. Dolapların bir kısmını boşalttı. Yeni kıyafetler için yer açtı. Aa evet, tabii. Tanrım, onları nereden buldun? Yıllardır özenle saklarım babacığım. Bu boks eldivenlerinin bende çok büyük bir hatırası var. Anneanne kızım, o zaman ikisi de üniversitedeydi. Boksa büyük ilgi duyuyorlardı. Her gün birlikte antrenman maçı yaparlardı. Ama hep Anup kazanırdı. Dinle babacığım. Burada dursunlar. Anup eve girdiğinde ilk bunları görsün istiyorum. Aa evet. İyi fikir. Sanchi hadi gel. Buraya gel, yardım et. Anneanne, sosu bir kere de sen kontrol et lütfen. Tamam anne. Anne, benim için milkshake yapar mısın? Şimdi olmaz canım, daha sonra. Sanchi, gel buraya kızım. Hadi al şunları. Hadi canım, candan biraz elini çabuk tut. Vazoya koy. Yengem eskiden bu evde annemden sonra gelirdi. Şimdi annem bile onu önüne koyuyor. Sabahtan beri mutfakta. Yengemin kocası için çeşit çeşit yemek yapıyor. Sanki evimize bir kral geliyor. Bu kadarı fazla. Ah Tanrım, bu halde bunca basamağa nasıl çıkacağım ben? Yol verin, yolu açın. Yüküm ağır, yol verin. Dikkat edin. Yolu açın. Ganga. Dikkatli olsana. Burası kalabalık bir yer. Biraz dikkat etsene. Gidelim. Hadi sene kızım, ne bekliyorsun? Cagu, bana kalırsa seni bekliyor. Merdivenleri seninle çıkmak istiyor olabilir. Git oraya, karının yanında ol. Gitsene. Ne oldu? Hadi. Şey,
Çok fazla basamak var. Mabet oldukça yukarıda. Ben tırmanamayacağım galiba. Baba anneme bak. Gördün mü? O bile hiç zorlanmadan tırmanıyor. Sen niçin yapamıyorsun? Bir kere başlayınca o gücü kendinde bulacaksın. Düşünmemeye çalış. Hadi. Jagdish, siz gidin. Ben burada dönüşünüzü beklerim. Ne diyorsun sen Ganga? Sen çok cesur bir kızsın. Birkaç basamaktan korkmazsın. Bu mümkün değil. Hadi ben de yanındayım. Gel. Yürü. Hadi. Lütfen Tanrım, sen çocuğumu koru. Bana güç ver. Tanrı'nın izniyle her şey iyi olacak. Sonunda kocama tekrar kavuştum. Mutluluğumu kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Ama buna rağmen içimde adını koyamadığım bir korku var. Biliyorum. Bugünü özlemle bekliyordum. Ama 3 ay geçtiği halde içimdeki bu korkuyu hala atamadım. Kendimi hala huzursuz hissediyorum. Seni karşımda gördüğüm an ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Umarım konuşmaya çalışırken dilim tutulmaz. Ama dileğim o ki aradan 25 yıl geçmiş olsa bile 25 yıl önce savaşa giderken geride bıraktığın kadın olabilirim. Affedersin abla. Biliyorum benim de aşağıda olmam gerekirdi. Size yardımcı olmak için ama ben... Hayır Mino. Yardımını gerektiren bir şey yok. Biz her şeyi el birliğiyle hallettik canım. Sen sakin olmak zorundasın. Değil mi anneanne? Evet Mino. Bunu sana Anup hediye etmişti. Bugün Anup'u karşılarken bu sarıyı giymen gerekir. Nasılsın anne? Yoruldunsa ara verebiliriz. Kendini zorlama. Sen beni merak etme. Tanrı bana o gücü verecektir. O niçin burada olduğumu biliyor. Dur. Ben devam edemeyeceğim. Ganga ne oldu? Birkaç basamak kaldı. Bak geldik sayılır artık. Çok az kaldı hadi. Hadi. Evet hadi yenge. Manu bile hiç zorlanmadan çıktı. Biraz daha dayan, çok az kaldı. Önemli değil Nandu. Ganga burada birkaç dakika dinlensin sonra devam eder. Hadi kızım. Mabede adım attığın an yorgunluğundan eser kalmayacaktır. Hadi dayan. Hayır doktor bey. Siz gidin. Ben burada kalıp biraz soluklanacağım. Ganga, çocuk gibi nazlanmanın sırası mı şimdi? Biraz daha sık dişini hadi. Bak herkes bizi bekliyor hadi. Hayır doktor bey. Ganga, biz sana yardım ederiz canım. Hadi bana tutun. Kalan basamakları yavaş yavaş çıkarız. Hadi. Evet, yolun çoğunu geride bıraktık. Hadi. Hayır, niçin bu kadar ısrar ediyorsunuz? Tırmanamıyorum, hamileyim ben. Oh, oh, oh.
İzninizle. Alo? Tamam, tamam. 5 dakika içinde buradalar. Anandi kızım? Efendim büyük baba? Herkese haber ver. Birazdan gelmiş olurlar. Tamam. Anne, yenge. Büyük babam birazdan burada olurlar dedi. Sizi bekliyorlar. Ne? Bütün gün karnının ağrıdığından bahsettin. Şimdi de kalkmış kuru hurma yiyorsun. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şeylerden biridir. Görünce dayanamadım sadece. Şimdi sebebini anlıyorum. Bu yüzden bir tuhaftın. Neredeyse 2 aydır bambaşka biriydin. O gün babaannem özel soslardan birini yapmıştı. Sonra beni çağırıp tadına bakmam için ısrar etmişti. O günden beri gerçeği saklamaya çalıştım. Size belli etmemek için elimden geleni yaptım. Ama bugün her şey ortaya çıktı. Bunu her zaman yiyebilirsin. Gayet sağlıklıdır. Sadece hamile kadınlara dokunur. Onların uzak durması gerekir. Çocuğa zarar verebilir. Babaanne, ben çok az alayım. Tamam, bu kadar yeter. Ganga, biraz çabuk, acelem var. Ayak bileklerim biraz şiş gibi sanki. Hastanede bütün gün ayakta durduğum için belki. Bütün gün bir bölümden diğerine koşturuyorum. Ve dinlenmeye ayıracak zaman yok gibi bir şey. Ne oldu kızım? Nereye gidiyorsun? Babaanne, burası biraz rahatsız. Çok sarsıntılı. Eğer müsaade edersen ön tarafta oturmak istiyorum. Ben de burada pek memnun değilim ama seni bırakıp gitmek istemedim. Başka bir şey yok değil mi? Hayır, yok bir şey. Teşekkür ederim ama gerçekten benim canım bir şey istemiyor. Tanrım, hamile miyim ben? Bunu kendin için, benim için, sağlığın için yapmalısın. Hayır, hayır Cagdiş. İlaç almam gerekmiyor. Daha iyiyim artık. O kadar ağrımıyor. Cagdiş, bizim birkaç gün beklememiz gerekecek. Şu sıra ben malum. İşin biter bitmez yukarı gel, olur mu? Biliyorsun günün yorgunluğunu en iyi seninle atabilirim ben. Benim tek ilacım sensin. Ganga nerede kaldı? Demek bu durumdan haberin vardı Ganga. Ama buna rağmen hayatını tehlikeye attın. Sana Manu'yu öz oğlum kabul ettiğimi, başka çocuğa ihtiyaç duymadığımı söylememe rağmen. Ayrıca seni defalarca uyardım. Sana bir şey olursa bununla yaşayamayacağımı söyledim. Hatırladın mı? İlk günden beri sana korunman için bir ilaç verdim. Belli ki sen hiçbirini almamışsın. Hepsini atmışsın. Neden Ganga? Benim sözlerimin hiç mi kıymeti yoktu? Söyle, hayatına hiç mi değer vermiyorsun? Bununla ilgisi yok doktor bey. Sen o hapları getirdiğinde ben zaten hamileydim, çocuk vardı. Sadece bunun farkında değildim. Testin sonucu müspet çıkınca o zaman hamile olduğumu anladım. Bunu bana söyleyebilirdin Ganga. Bu kadar önemli bir şeyi benden nasıl saklarsın? Çaresini düşünür gebeliği sonlandırabilirdik.
ben neden sessiz kaldığını anlamakta zorlanıyorum. Neden bir şey söylemedin? Tekrar babaanne olmak arzum çok büyük. Tek istediğim şey bu artık. Ölmeden önce Jago'nun çocuğunu görmeyi çok istiyorum. Benim arzumu yerine getirmek için mi yaptın? Bunun için mi hayatını hiçe saydın? Evet, bunu söyledim. Ölmeden önce Jago'nun çocuğunu görmeyi çok istiyordum. Bu doğru. Ama senin canı pahasına değil. Hiçbir dileğim senin canından önemli olamaz. Sana bir şey olsaydı o zaman nasıl huzur içinde yatabilirdim ki ben? Gel canım. Duamızı edip eve dönelim hadi. Ama Jago, Ganga'nın durumu ortada. Bir adım daha atacak mecali yok gibi görünüyor. Ganga da mabede bizimle gelecek baba. Yapabileceğini biliyorum. Hadi. Taraftan. Seni ailemizin üyeleriyle tanıştırayım. Bu benim babam. Senin de küçük kardeşin. Alok Şekar. Bu benim annem. Senin de yengen İravati Şekar. Onunla zaten tanışmıştım.
Bu benim karım. Anandi. Hayır. Bu kız kardeşim. Sanchi. Hayır. Ben hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki varlığınız gerçekten çok değerli ama şimdi izin verirseniz oğlumu alıp eve götürmek istiyorum. Elbette. Sağ olun. Hadi gidelim. Evet. Evine hoş geldin Anup. Burası senin evin oğlum. Sería